Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir sonraki etkinlik videomuz. Şimdi şablon, küçük bir şablonu nasıl etamine geçiririz diye küçük bir desen yapmak istiyorum sizinle birebir beraber. Şöyle bir önceki videoda dediğim gibi düğümümüzü attık. Düğümümüzü ipin arasına sıkıştırıyorum arkadaşlar ki buradan çektiğim zaman gelmesin, bu gelemiyor. Bakmayanlar birinci videoda tam tarifini verdim, bakabilirler bir önceki videoda. Çok dar bir alan, şöyle çok yakın olsun istiyorum. Bu sefer elimi rahatsız ediyor kamera. Şimdi tekniğimizi öğrendik. Hep dışa doğru, bizden dışa doğru çalışacağız dedik birinci videoda. Bir çarpı yaptım. Sonra onun üst sırasına 3 çarpı yapıyorum. Şöyle, özür dilerim. Dediğim gibi çok yakın olmasını istiyorum görün diye. Bu sefer yakın oluyor. Tamam, devam ediyorum. Şimdi 3 çarpı yaptım, 1 çarpı yaptım, onun üstündeki sıraya 3 çarpı yapıyorum. Normal şimdi 3 çarpıdan döndüm. Şurada söylemem gereken, buradan çıkmayacaktım. Buradan çıkmayacağız. Sıramız bittikten sonra bir sonraki sıramız hangi yerdeyse, benim şurada şu an bir üst sıraya batırıyorum. Şurada biraz uzantı olmuş oluyor. Şu şekil. Bir üst sıramıza batırıyorum. Ve tekrar sıra halinde çaprazlarımın birer dallarını yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Kendimden batıyorum, dış taraftan çıkartıyorum. Kendi tarafımdaki delikten batıyorum ve dış taraftan çıkartıyorum. Normal bir şey örgüde, işte ne diyeyim, patik falan arttırırız diyorlar ya, ben de burada öyle bir termin kullanıyorum. Bir sonraki sıra bir öncekinden birer tane, her iki tarafından da birer çarpı artıyor arkadaşlar. İlk başta 1 vardı. Onun her iki kenarından artınca 3 oldu. Bir sonraki sıramız 5 oldu. Şimdi bunun üstündeki sıra tahminen 7 olması gerekiyor. Şimdi şurada batıyorum. Şuradan bir üst sıraya çıkacağım. Bir üst sıradan hemen altındakine değil, yani hemen altındaki değil, üste kalacak olan yere batırıyorum. Yani kendi tarafındaki deliğe değil de, anladınız mı bilemiyorum, şuraya batırmadım. Yani alt sıradan gelip bir alttaki deliğine değil de bir üstüne batırdım ki iğnem bir sonraki hareketi benden dışa doğru olsun. Şimdi sizlerle küçük bir kalp motifi çıkaracağız. Şöyle işlemeye devam ediyorum. 7 yaptım. Yapıyorum. Çok hoş bir rahatlama, ne diyeyim, hobisi bence etamin işlemek. Zihni boşaltıyor. Bu şekilde. Özür dilerim. Hep aynı yönde gittiğiniz zaman çarpılarınız dolgun ve güzel durur. Şimdi göstereceğim. Yine bir üst sıraya, daha da hemen altına değil de bir üst sıranın üstüne, nasıl güzel dolgun duruyor, tok duruyor çarpılarım. Yani altını da göstereyim. Şu şekilde hepsi aynı hizada gidiyor. Şimdi 7 yaptım. Şimdi 9 yapacağım.
Sonra sizinle birlikte çalışıyorum. Şimdi sizinle birlikte çalışıyorum. Başka bir şey göstermek istediğim için, hani videom uzun olacak ama şöyle bir şey göstermek istiyorum. Dediğim gibi ipimi ben 60 santim kadar tek kat olarak söylüyorum. O boyda tutuyorum. Bu sefer sürtünmeden dolayı deliklere gir çık gir çık ipim düğümleniyor, dolaşıyor falan. Bu yüzden size tavsiyem, şimdi bir tane daha çıkartayım. İpiniz kıvrılmaya başladığı zaman şu şekilde tek kat olarak ipinizi ayırın. Sonra iğnenizi bu ipin içinde gezdirin ve burasını şöyle saldırın ki kıvrımlı yerler rahatlasın, ip düz olsun. Bu kıvrımlı rahatladığı zaman bu sizin çarpınıza da etkileyecek. Daha düzgün çarplarınız olmuş olacak. Bu şekilde ipimizin nasıl rahatlaması gerektiğini de göstermiş olduk. Şöyle. Sonra işte bu yapmamanız gereken şeylerden bir tanesi. Benim şurada din takıldı. Yani tam deliğine değil de bir üstteki küçük bir dalına taktırdım. Böyle yaparsanız sökün arkadaşlar. Çünkü bu çarpınızı etkiliyor. Bir üst çarpınız şey oluyor. Daha büyük oluyor. Bir dalı uzanmış gibi oluyor. Bu sebepten yol yakınken dönün derim. Şöyle. Şöyle. Ben ipimi birkaç kere söktüğüm için biraz bükümü dağılmaya başladı. Kusura bakmayın. Çünkü deminki videomu da bu iple göstermek istedim. Kendimce tasarruf yapıyorum sözde. Sonra 9 yaptık. Bir sonraki sırayı 11 yapıyorum. Ben saymayı sevmediğimi bilir arkadaşlar. Beni takip eden arkadaşlar. Yani bir alt sıradan birer dışarı çıkıyoruz, taşırıyoruz arkadaşlar. Hep bir taşırıyoruz. Şimdi sıkılmayın diye bu 11 yaptım ya ben. Bu 11'i bir üst sırada bu sıradan başka 2 sıra daha tekrarlayacağım arkadaşlar ben. Ben bunu bir yapayım hızlıca. Şimdi burada göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. İpim çok azaldı. Gördüğünüz gibi iğnemin hemen kafasında duruyor. Ben bunu olabildiğince maksimum kullanıyorum bu ipi. Düzenliyorum. Şu şekilde. Ve batırıyorum. Tekrar bunu ipimi iğneden çekiyorum içeriye. Olabildiğince dediğim gibi ipimi son bağlama yerine gelecek kadar o kadar kısım bırakıyorum. Şuradan tepetaklak batırsanız da bir zarar olmaz etamine. Şuradan alttan çıkarıyorum. Bu şekilde. Şöyle. Şimdi altında birazcık çalışma göstermek istiyorum size. Altında ne yapıyorum? İpim bitti. İpimi aldım. Yeni bir ip. Bu ipi düğümleyip düğümlemeden şöyle bunun arasına kıstırabilirsiniz ama
Bu bence sakıncalı bir durum çıkabilir yani. Ben nasıl demişler, eşeği sağlam kazağa bağla, sonra yine Allah'a emanet et. Ben de eşeğimi sağlam kazağa bağlıyorum ki kaçmasın. Şöyle bir düğümcük attım arkadaşlar. Sonra bunlar şimdi böyle bu şekil ayrı ayrı duruyor iplerim. Bunlar ikisi tek yönde olsun istediğim için ikisini tekrar bir kez daha düğümcük yapıyorum. Şimdi aynı yöndeler ve ben bu ipi sonrasında şuradan araya sıkıştırıp temiz tutacağım arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde 30 milim bir yönde, yani 60, pardon, milim değil, santim ipimi kesiyorum. Genel olarak bu tarz, bu kadar ip kullanıyorum ben. Belirli bir noktaya geldiğim zaman ipimi rahatlatıyorum, iğnemi. Sonra şimdi burada ilk sırayı dilerseniz bir alttan bir üstten de yapabilirsiniz. Hani bir altından batırıp diğer tarafından çıkartabilirsiniz. Çünkü bu ipi ilk baştan iki ipin arasına almak önemli olan. Şimdi şu şekilde. Şimdi bu üst sıramız, iki sıra 11 olan kısım aynı olduğundan şöyle yana batırıyorduk ya, öyle değil. Tam üzerine, tam hizasının üst deliğine batırıyorum ve çıkartıyorum. Şimdi burada bu elimle altından bu ipi, ama tek beraber yön bağladığım için ikisi de zaten aynı yönde duruyor. Bazı zaman tutmanıza da gerek kalmıyor. Şu şekilde ilk başta tutarak batırıyorum. Şunu batırdım, altına kontrol etmek için tekrar dönüyorum. Şimdi çıkardım. İşte bu. Şimdi ben bunu kontrol etmeden batırsaydım, bu sadece tekini alabilmiş olacaktı. Bu şöyle, diğerini de onun altından geçiriyorum. Şu şekilde. Bu ipler etamine yakın oluyor. Bu da onların üzerinden geçiyor arkadaşlar. Şimdi buradan deliğini batırıyorum. Şöyle. Ve çekiyorum. Şimdi yavaşça şu şekilde gördüğünüz gibi iki ipin arasına sıkıştı. Daha devam ettiğimiz zaman daha güzel anlayacaksınız. Şöyle yine çıkartıyorum. Kontrol ediyorum acaba aynı yerde kaldılar mı diye. Şuradan çektiriyorum. Sonra yine batıyorum. Aynı yerde kaldılar. Şöyle yine batırıyorum. Tane tane gidiyoruz. İlk sırayı bu şekilde tane tane gidebilirsiniz. Bakın ne güzel temize geliyor. İpiniz orada burada sarkmıyor. Şöyle. Yine bakıyorum. Belirli bir noktadan sonra bakmanıza gerek kalmıyor. Elinizde alışıyor. İp de yoluna giriyor. Şöyle. Yani ben şu süreden sonra bakmasam da olur. Ama şimdi kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Söylediğimiz gibi şurada tam o da oldu. Araya girdi ipi, delip geçti ve dağıttı ipimi, iğnem. Şu şekilde bakarak yapalım arkadaşlar. Ben epeydir yapıyorum ama bu işin henüz ustası olamadım, ipi temizlemek için bakmadan. Şöyle yavaş yapıyorum anlayabilin diye. Şöyle şuradan etaminin deliklerinden ön kısma çıkmaya çalışıyor. Onu oradan temizlerseniz iyi olur. Ön kısma çıkmasını istemiyoruz.
Şöyle. Son bir tane daha yaptım mı? İşte. Bakın ne güzel tertemiz oldu. Onu temize çektik ipimizi. Devam ediyorum. Şimdi artık o orada kaldı. Ben yine dikkatlice bunu üstten çalışabilirim. Şu şekilde. Bu ilk sıranız altı kaba olduğu için ip koyduk ya şeyin arasına. Zor olabilir. Bazılarınız zorlanabilir. Yine zorlanıyorsanız bu ilk sırayı tek tek dönün. Yani şöyle dönün arkadaşlar, dönüş sıranızı. Tek dönün, yine üstüne çıkın. Bu şekil bu sırayı böyle tamamlayabilirsiniz. Çünkü zor oluyor bazen. Kalın geldiği için. Hatta ilk sıranızı bu şekil yapmanız daha iyi olur. Ben de bu şekil devam ediyorum. İpimizi temize alma konusunu bitirdik. Şimdi şablonumuza devam ediyoruz. Kalp yapıyoruz. Şimdi bir içeri giriyorum arkadaşlar. Yine saymıyorum. Bir içeri giriyorum. Batırıp çıkartıyorum. Burada 4 yapıp bir boş bırakıyorum. Bir boşu böyle dönmeyebilirim. Şurada sıramı tamamlamak için dönmeyebilirim. Buradan buraya girmem gerekiyordu ve tekrar buradan çıkmam gerekiyordu. Ama ben bir boş bırakıyorum. Bir sonrakine batırıyorum. Şu şekilde. Altından bakın nasıl uzadı. Ve devam ediyorum. Buradan da şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. 4 tane sağında, 4 pardon, 4 tane solunda, 4 tane sağında yaptım bu 11'in. Bir tane boş bıraktım şimdi burada. Diğer tarafta olduğu gibi. Sonra şöyle şimdi buraya geldim. Burada bir boş vardı. Buradan alt kısmı değil, yana yana değil. Buradan şu bir boş bırakıp üst kısma batırıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen altını da göstereceğim. Şöyle batırdım. Burada demin bir çarpımız uzamıştı böyle. Şimdi de diğer taraftan geldiğim için şurada bir çarpım oluştu. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi dördü yaptık. Bir sonraki sıramızda çarpılarımızı bir eksilterek yapacağız. Şu şekilde. Şimdi ben bunun tam karşısındaki bir üst sıraya batırmıyorum. Bir içeri girip yine üstündekinin daha üstün, en üstündeki çarpsın deliğine batırıyorum. Yani yukarıdan aşağı gelecek gibi olmasını istediğim için. Şu şekilde. Şimdi buradan aşağı battım. Alt kısma geçiyorum ki diğer çarpı kalsın. Şimdi burada 3 tane boş bırakıyorum. Burada tek bıraktım ya.
Şimdi bir sonraki burada da boş olanlar da arttırık olması gerekiyor. Yani bu tekin şurası, bu tekin her iki sağına soluna birer boşta bırakmam gerekiyor. Toplamda 3 oluyor. Şurada buraya geliyorum. Yani buradan çıktım. Buradan batıp fark ediyor musunuz? Şuraya 3 boş bırakıp karşıya geçiyorum. Bu mesafe çok uzun olduğu zaman böyle yapmayın. Bu iki çapımızı bitirin. Öyle taşıyın ipinizi ama 3 boş o kadar da önemli değil. Taşımak için 3 boş taşıyabilirsiniz. 5 de taşıdığım oluyor benim. Şu şekilde. Şimdi çarplarımızı kapatıyoruz ve şimdi buraya battım ve ta 3'ün 3 çarpının üst deliğine batırıyorum. 3 çarpı boşun üst deliğine batırıyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi altını göstereceğim size. Şu şekilde alta geçiyorum. Ve küçük bir kalp motifi çıkardık. Bunu nasıl bir modele de çevirebilirsiniz? Onu da göstereceğim size. Çok güzel, kolay bir. Şimdi şurada bakın. İlk çarpımız boş bıraktığımız yer küçük bir çarpı oldu. Burada daha büyük bir çarpımız oldu. Daha da büyütürseniz şurası daha da büyük olur. Şimdi burada ben şöyle bitirimini de göstereyim. En yakın mesafenin şöyle bunun altına giriyorum. Şu şekilde. Bir kez daha batırıyorum. Ve şöyle bir yuvarlak dairem oldu. Onun içinden girerek burasını sıkıyorum ama hemen sıkmayın. Altını tutun. Yani bu kısmı tutun. Bu tarafını da tutun. Yavaşça sıkın ki çarpınız sıkılmasın. Çarpınız sıkılmasın. Hepiniz sıkılsın. Şu şekilde buradan bile çözülme ihtimali olduğu için eğer bu ipi başka yere bağlamayacaksam şöyle birkaç dalın arasından geçiriyorum arkadaşlar ben. Öyle bitiriyorum. Şöyle temiz kalacak bir şekilde şöyle makasla kesiyorum. Bitimini. Şimdi göstermek istediğim şey şöyle çok güzel şirin bir kalbimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bunu öğrenim için koyduk bildik. Bunu nasıl bir modele çevirebilirsiniz? Kendiniz de tasarlayabilirsiniz modelleri. Bunu bu birin yanında boş bırakıp, bunun yanında boş bırakıp, her birinin yanında birer boş bırakıp tekrar devam ederseniz bu çarpı bu yönde gitti ya şimdi. Bunu buraya taşırsanız buraya bir çarpı koyup tam ortası boş kalıyor. Bu çarpıyı buraya taşırsanız sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 11 yaparsanız aynı bu kalbinizi sağa doğru şu şekil kalp şuraya taşımış olacaksınız. Aynısının diğer tarafında yaparsanız bu şekil taşımış olacaksınız ve aynısını bir alt kısmı aynalı bir şekilde yaparsanız ilk bu kısmı boş kalıyor. İlk bu kısım boş kalıyor. Buraya tek çarpı yapıyorsunuz. 3, 5, 7 diye arttırıyorsunuz. Şurada da bir kalbiniz oluyor. Yani demek istediğim şöyle şuradaki kalbi yaptık. Şunun aynısını bu şekilde buraya yapıyorsunuz. Bu şekilde buraya. Bu şekilde buraya yapıyorsunuz ve bir model çıkarmış oldunuz. Buraya bunu birkaç mesafe bırakarak şöyle kenarlarını bu çiçeğinizi tekrarlamış olarak model yapmış olabilirsiniz kendinize. Küçük bir
böyle kenar çalışması daha vermek istiyorum. Orada şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada tok bir görünüm oldu. Alt kısmı tamam, çok güzel oldu. Temiz oldu. Ama bir de şöyle modeller var. Dağınık, yani birinci çarpı burada, diğeri de çok uzakta bir yerde ve dağınık oluyor. Öyle bir şablon açıklamasını yapmak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. İyi günler.